Erman. Sevilen oyuncu Deniz Özerman, iş görüşmesine giderken polisler tarafından durduruluyor. Üstelik içinde bulunduğu araç korsan taksi çıkıyor. Bakalım Deniz Özerman bu durumdan nasıl sıyrılmaya çalışacak? Arkadaşlar, bu şakamızda bugüne kadar olmadığım kadar rahatım. Çünkü çok iyi tanıdığım, çok yakın arkadaşım. Hiç kendimi germiyorum, kasmıyorum. O yüzden çok rahat edeceksiniz. Çok eğlenceli biridir. Umarım eğlenceli bir gününe denk gelmişizdir. Kendisine korsan taksi şakası yapıyoruz. Bizim aracımız kendisini bir iş görüşmesi için almaya gitti evinden. Aracımızın güya şeysi yokmuş, resmi belgeleri korsan taksi olarak muamele görecek. Biliyorsunuz korsan taksilerin çalışması da yasak, adı üstünde korsan. Diyeceğiz ki şoförümüze, Deniz Hanım'a de ki, ne olur polislere özel şoförünüz olduğumu söyleyin diye başlayacağız. Oradan siz diyeceksiniz ki öyle mi böyle mi, bayağı bir sorgulayacaksınız yani. Vallahi Deniz bizi nerelere götürürse oralara gideceğiz. Ve ben bu sefer çok eğleneceğimi düşünüyorum Deniz'le. Dediğim gibi umarım günündedir. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Ay olsun, önemli. Ben seni 1,5 saattir bekliyorum. Evet, Deniz korsan taksi bize bindi arkadaşlar. Yolumuz uzun değil, birazdan burada olurlar. Hazır olalım. Ya, ama... Sizden saat kaçta mı sanki? Ya bizde belli olmuyor. Ben de yeni başladım işlerime. Hadi hızlı bir şekilde şuradan bir yere gidelim. Özge, Deniz geldikten sonra şimdi sorguladığın aracı hemen yolla ama senin bir işlem yaptığını görsün önce. O da olabilir. Yani çok kötüydü karısı. Ben bu kadar insanın her gün niye zaten bu tarafa geçtiğini bir anlasam. Geliyor arkadaşlar, hazır olalım. Sen niye buraya geldin? Buradan oradan çıkacaktım. Direkt önüne çıkacaktım ama. Eğer polis sorarsa, çevirirse der misiniz? Özel şoförüm der misiniz? Yani şey... Tabii tabii. Hem de çok özel şoförsün Cihan. Çevirme yani. Bütün çevirme. Şimdi sizi arkada gördü ya, sıkıntı olacaktır. Ne için? Kolay gelsin. Şeye gidiyoruz da, toplantıya. Rutin kontrolü. Tamam, rutin kontrol. Rutin kontrol Denizciğim. Sana özel kontrol noktası oluşturduk biz. Ben bir telefon edeyim de. Bir saniye. Buyur. Burası daha rahatmış, akıyor. Rutin kontrol. Sen neye takıldın? Şey, siz arkadaşınız ya. Ne? Hani, yani şey sıkıntısı oluyor ya böyle. Ha, anladım. Ya, sen size sorarsa özel şoförümden misiniz? Bir de benim annemin adı... İyice bir tanışın Cihan. Akraba falan belki çıkar. Nilgün benim annemin ismi. Siz sorarsa şey yap. Benim ismim Cihan. Benim ismim Cihan. Talay. Talay. Hani sorarsa bilginiz olsun. Cihan, annenin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harflerini de söyle. İyi efendim. Tamam. Hemen alacağım. Şeyiniz mi yok, çalışmayı? Yok, yeni başladım ya. Evraklar daha tam. Tamam. Evet, tamamdır Cihan. Denizciğim bu yemi yuttu. Rasim, artık sorgulamaya başlayabiliriz. Tamam. Buyurun. Bir şey soracağım. Beyefendi neyiniz oluyor? Cihan Deniz'in emmi oğlu. Fadime'nin düğününde halay çekmeye gidiyorlar. Ne demek neyiniz oluyor? Ya da siz ben ne iş yapıyorsunuz? Kanalda çalışıyorum. Kanalda ben sanki, yani özel, zaten özel şoförlüğünü yapıyorum. Evet, bir dakika, siz... Şoförünüz mü? Evet, şimdi bir dakika, ben arayayım da. Mustafa seni arıyor sanırım. Aç hemen telefonu. Ben telefonu vereyim mi? Ver telefonu, ver. Rasim'le biraz sohbet edeceğiz biz, ver. Show TV'den yapımcımız beni çağırttı. Ben şu anda görevli olarak gidiyorum. Siz konuşun çünkü onlar aracı gönderdi. Alo.
Yani anlamaya çalışıyorum ya bunu. Evet, tamam, arabadan da indi, güzel. Biraz şöyle görelim. Ya şu an araçla ilgili bir sıkıntı var. Ben kendilerine ileteceğim zaten. Hani sizde diyalog kurmamın hiçbir anlamı yok. O yüzden kendileri size aktarırlar. Şu anda bu telefon konuşmasını yapmamızın da bir anlamı yok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şakamız için son derece anlamlı bir telefon konuşmasıydı. Tebrikler. Ama ben kanala gidiyorum. Benle bir ilgisi tamam, yok. Tamam hanımefendi, anlıyorum. Bir saniye sakin olursanız. Tamam. Araçla ilgili sıkıntı dediğin ne? Ben bunların bir GBD'sini baktırıyorum. Tamam. Cihan, Deniz'i kenara çekip durumu açıklamaya çalış. Hani paçayı kurtarmaya çalışıyormuşsun gibi davran. Deniz Hanım, bir bakar mısınız? 37.45 merkez. Sen ne oldun anladım. Sen yeni işe başladın. Ben bir plaka söyleyeceğim. Mix sorarlarsa hani ben sizinle diye. Yoksa yanlış bir şey algılarlarsa 34, Paris, sıkıntı, bana sıkıntı 54. yaşatabilirler. O yüzden söylüyorum hani annemin ismi Nilgün. Cihan, bu şakadan sonra Deniz senin annenin ismini asla unutmayacak yani, o kesin. Birkaç soru soracağım. Bana mı soracaksın? Tamam. Telefonu kapatabilirsin. Hayatım, Show TV diye bir kanal var ya. Evet. Evet, öyle bir kanal var. Evet. O kanaldasın hatta şu anda, yayındasın. Show TV bana araç yolladı. Ben de Show TV'ye gidiyorum. Tamam ama başka bir şeyden şüpheleniyoruz şu an. Onunla ilgili sorular sormam gerekiyor. Ha, tamam, ben bir oyuncuyum. Beni aldırdılar. Kanal. Rasim, şu ünlü GBT sonuçlarını Deniz'e açıkla artık. Şimdi beyefendinin GBT'sini sorguladığımızda daha önce korsan araç kullanmaktan bir ceza ödemiş. Yani amirim o şöyle... Neyse onu... ödemişsin. Resmi şoförünüz onunla dair resmi bir evrak gösterir misiniz bana? Ya bununla alakalı yok. Bununla alakalı yok. Ha, o zaman... Kanal gönderdi aracı. Kanalın tamam. Anlaşması o zaman şu var an, araçta. O zaman şu anda da bir korsan araç durum var, öyle mi anlıyorum? Şöyle... Peki siz şoförünüzü tanıyor musunuz? Hayır, kanalın aracı o. Şoför değil. Ama şoförüyüm dedi şurada bana. Hayır şu an şoför... Şoförüyüm dedin mi kardeşim? Hayır, şoför olarak dedin geldi mi bana? Evet. Sattı vallahi ya. ben özel şoförlük yapıyorum. Yani ya. İsmi ne? Kanalda şoför. İsmini biliyor musun? Bugün konuştu. İsmini bilmiyorum ama annesinin adını biliyorum. Nilgün. Öyle diyeceğim. Ama bana dedi ki şoförüyüm dedi. Bakın. Niye öyle söyledi? Yani ya... Hani şöyle bir şey amirim, ben yapmayın gözünü seveyim, ben hani çalıştım. Ya bugün hayır, işe başladı herhalde, bilmiyorum şu anda. Ama siz bana dedi ki sorduğumda. Hayır şu, şimdi bakın. Şoförüyüm dedi. Beni evden aldılar, ben kanala ve, gidiyorum. Bir saniye bir şey söyleyeyim, evet. Arkada oturuyorsunuz. Ama şu an, şoförüyüm şu an şoförlüğünü diyor. Yapıyorum ve, anlamında söylüyorum. Ve beyefendinin daha önce korsan taksicilikten bir cezası ama var. Ama o zaman bunu kanalla konuşacaksınız. Ben tamam ama şu anda siz de... Korsan taksi ay, kullanıcılıktan şöyle bir yükümlülüğümüz var hanımefendi. Evet, korsan taksiden şüpheleniyoruz. Sürücüye 25.000, içindeki kişiye de 5.000 lira ceza ama kesmek zorundayız. Ama hayatım beni kanal aldırdı. Anlatamıyorum galiba. Tamam, siz bunu kanaldan şu daha sonra an... tahsil edersiniz yani. Ya ne ilgisi var? Peşin ödemelerde %25 iskonto yapıyoruz sevgili Deniz. Taksitli ödemeyi düşünürsen vade farkı var, haberin olsun. Nereden, ama korsan taksi kullanıyorsunuz ve ne bileyim diyorsunuz. Yani biz kanalla alakası yok bu durumun. Şu an sizinle karşılaştık. Bir saniye lütfen. Ya bir dakika, biri buraya gelip bir şey halletsin çünkü kanaldan 5.000 lira alacaklarmış, korsan taksiymiş. Yavrum siz bana nasıl bir araba gönderdiniz? Ulaştırma bize bağlı değil diyorsun ama yavrum parayı gönderdim ben bilmiyorum ki. Şimdi diyorlar ki içinde para ödeyeceksin diyorlar, nasıl olacak o? Ödeyiver Deniz'cim, ne olacak ya? İş görüşmeye gidiyorsun o kadar. Ya şu konumu buraya atar mısınız? Buraya gelsinler, izah etsinler. Burası işte Siklemen Sokağı'nın başındayız biz. Siklemen Sokağı'nın başındaymışız. Ya şu anda kardeşim ben programa merkez gidiyorum, Show TV'ye. Bana bir araç gönderip aldırdılar. Tamam, ben ne yapayım? Tamam, biz de işimizi yapıyoruz. Anladım, işinizi sende yapıyorsunuz ama benimle bir ilgisi yok ki olayın. Ama bunu bilmiyoruz şu anda yani. Allah Allah. Hayatım, vermiyorlar konum falan. Burada bekliyorum işte. Konum atabiliyor muyuz? Konum falan atamıyoruz. Biz şimdi sizi karakola göndereceğiz. Asayiş ekibimizle beraber. Bir ifademiz alınması gerekiyor. Cezayı ödersiniz. Verecekmişim, karakola gidecekmişim. Cezayı ödersiniz ve... Cezayı ödersiniz diyor. İşimiz biter. Bizim işimiz beyefendiyle yani zaten. Cihan, daha yeni ödedim. İkinciyi nasıl ödeyeyim de? Şu an yolda kaldım. Amirim, daha bir tanesini ödemesini hayatım yap. Bak, ödemesini yeni yaptık diyor. Bakar bir tanesini. Hani daha yeni ödedim. Ya konum atın diyorsun. Ben konum atmayı biliyor muyum acaba? Neredeyiz biz abi? Neredeyiz? Bir tarif edin. Siklemen Sokak. Tamam, tarif edin. Onların gelmesi buraya bir şey değiştirmeyecek hanımefendi. Hayatım, ben konum.
Aracın içinde siz vardınız ama de Özge. Ama siz içindeyken biz aracı çektik kenara ve yükümlüsünüz şu anda. Bundan bahsediyorum anladım size. Anladım da benim yani... iyiliğim var. Evden geldi beni aldı. Kanala gidiyoruz yavrucuğum. En azından bizimle... Neyse tamam gelin beni burada şey yapın. Dur yapımcımı arıyorum bir saniye. Ha. Evet tabii tabii. Sen o konumu bir atabilsen çıkıp geleceğim ben yanına. Ama daha konum atmayı öğrenmemişsin tatlım. Tamam konum atacakmışım geleceklermiş buraya. Ben atayım. Ay bu ne saçmalık ya. Şoförünüz yardımcı. Ya ne şoförü kardeşim? Buyurun gidi hanımefendi ne yapalım? Sen niye şoförüm diyorsun yani, ya? Öyle dedi amirim. Öyle demedim. Ya şu anda şoförüm ya. Amirim yapmayın. Ya bana sesinizi yumuşak mıydı? Hayatım anladım. Amirim. Ama şu anda sen niye? Beyefendi şoförüyüm dedi. Siz diyorsunuz. Ama şoför olduğuna ben. Niye inkar ediyorsun? Ya ben ya benim adam, şoförüm diye adam, anlamıyorsun galiba. Adam daha önce ceza ödemiş. Bu işi yapıyor belli ki. Korumayın lütfen. Ben korumuyorum. Benimle ilgisi yok. Korumadığın belli zaten Deniz. Cihan'ı da anında satışa getirdin yani. Bak bugün şimdi gelecek. Bugün bir toplantı tamam. için bana dedi ki Show TV. Tamam. Taşeron bir firmayla çalışıyorum. Tamam. Size araç göndereceğiz. Tamam. Buraya kadar tamam. Evet. Ama korsan bir taksi kullanıyorsunuz ve bunun suç cezası var yani. Ama ben bunu bilmiyorum diyorum. Tamam. Komiserim bilmiyorum çünkü bana dedi ki siz dedi bizim davetlimizsiniz biz sizi aldıracağız. O zaman onlar sorumlu ben değilim onun için buraya gelin diyorum. Sorumlu kişiler gelsin. Tamam. Tamam atın konumu o zaman. Ha onu söylüyorum. Şimdi ben WhatsApp açıyorum. WhatsApp'tan atacağım öyle evet. mi? Evet ifadelerini almamız gerektiğini söyleyin. Biraz korkutun. İfadenizi almamız gerekiyor. Ne için? İşte beni alma. Korsan taksi hanımefendi. Anladım. Yani avukatını ara diyorsun öyle mi? Siz şu anda yani benim söylediğimin yalan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Birazdan Güya Show TV'den aracımız gelecek. Başta izin vermeyin. Sonra ise kimliği nasıl olsa bizle kaçamaz deyip izin verin. Kardeş sen de niye şoförüyüm diyorsun ya? Yani benim ben... hayatımda şoförüm olmadı ki benim arabam da yok. Ben hani... İstersen araştır yani. Kimsin sen? Evet, Deniz Hanım'ı bırakamayız. Siz hocam, korsan taksiden şüpheleniyor. Korsan taksiyle seyahat ediyordu. Biz de bunu yakaladık ve ceza işlemi uygulayız. İyi yaptınız, doğru. Görevinizi yaptınız. Saygı duyuyorum. Ne güzel, ne güzel. Çok memnun oldum gerçekten. Vallahi tamam, görevinizi yaptınız. Olduk ama Deniz Hanım'ı alamazsınız. Yok, kimliği bende. Ben kaçacak mıyım? Yok hayır, artık. Hayır, kaçamaz. Kaçamam. Bekliyoruz asayiş gelir. Hayır, gelecek. Deniz Hanım'ın bununla ne ilgisi var? Korsan taksiye binmiş. O zaman tamam bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Asayiş gelecek. Kimliği vermeyin. Biz cezayı kimliğe keseriz diyeyim. Deniz Hanım. Ay. Tamam eğer sizin işiniz varsa siz buyurun gidin. Kimliğinizi almaya geldiğinizde hem cezai işlem uygulanır hem de ifadenizi verirsiniz. Yani sizi tutsak etmemek adına o da oyuncu olduğunuz için, sizi simayen tanıdığım için şu anda böyle bir inisiyatif sergiliyoruz ikimiz. Buyurun gidin kimlik bende. Levent Karakolu'ndan alabilirsiniz. Levent Karakolu gelir sizi... İşiniz zaten sizi de oraya götürürüm. Peki, çantamı alabilir miyim? Tabii. Arkadaş. Anıl, şimdi Deniz'le beraber arabayla bir tur sokağın üst tarafından girin. Aynı sokağın üst tarafından geri gelin yani. Ben de çıkıp araca doğru ilerliyorum. Orada bekleyeceğim sizi. Hadi oradan. Allah. Hadi oradan pismilik. Ne? Bugün heyecan dolu bir telefonla güne başladık. İşte Show TV'den aradılar, iç yapımlardan. Çok güzel bir sitcom projesi var diye. Neyse araç geldi, beni aldı. Gayet güzel sohbet ettik. Sonra bir şekilde bizi durdurdular bir köşede. Rutin kontrolü. Asayiş ben Kemal bile diyemedim yani. O derece bir şok oldu. Korsan araç kullanmaktan bir ceza ödemiş. Yani amirim o şöyle... Kimliğimi aldıktan sonra da dediler ki bu kardeş işte sizin şoförünüz olduğunu söylüyor. Halbuki şoförüm değil işte o yalan söylüyor da diyemedim. Ay bu ne saçmalık ya. Şoförünüz yardımcısı. Ya ne şoförü kardeşim? Şoförüyüm dedi hanımefendi ne yapalım? Sen niye şoförüyüm dedin yani, ya? Öyle de, hani... Çok aramızda. Çok aramızda.